arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kroze çalışma yapacağız. Bu çalışmamızı isterseniz bluz, isterseniz yelek olarak kullanabilirsiniz. 3 parça halinde ördüm. 2 parça önlerimiz aynı, arka parçayı ise tek ördükten sonra yanlarından birleştirip kollarımızı ördük ve sonrasında süsleme amaçlı kelebeklerimizi de tamamladıktan sonra yeleğimiz ya da bluzumuz kullanıma hazır hale geldi. 1-2 yaş grubu çocuklarımız için uygun bir çalışma oldu. Daha büyük ya da daha küçük de örebilirsiniz. Şimdi ölçülerimize birlikte bakalım. Ölçümü alıyorum. En üst kısımdan en uç kısma kadar tutuyorum. 34 santim uzunlukta. Gövde genişliğimize bakalım. Gövde genişliğimiz ise 25 santim. Kolumuzun bir ucundan diğer ucuna ölçtüğümüzde ise 43 santim olduğunu görmekteyim. Yani şuraya karşılık gelmekte. Evet. Hemen kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza geçelim. Ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz tamamı ücretsiz olan abonelik tuşuna basıp beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, hemen başlayalım. Kolay gelsin. İp olarak Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. 100 gram ve 320 metre civarında bir ipimiz. 2,5 numaralı da tığım var. İpiniz daha kalınsa ya da elinize göre tığ ayarlaması yaparsanız modelimiz çok güzel duracaktır. İpler inceldikçe tığ numarası küçülmekte, kalınlaştıkça ise tığ numarası elimizin ölçüsüne göre büyümekte. Bir tane düğümümü attıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3 şöyle saymadan biraz ön kısma yetecek kadar zincirimizi çekelim. Kalanını birlikte keseriz. Bakın gördüğünüz gibi rahat rahat çekmekteyim. İçine trabzan gireceği için çok sık çekersek trabzanlarımız yukarıda büzülme yapar. O yüzden elimizi rahat çekelim, rahat tutalım. Tabii çok rahat derken de tamamen delik deşik bir zincirden de bahsetmiyorum gördüğünüz gibi. Sadece sıkmamayı kastediyoruz. Evet. Şimdi ben biraz örüyorum. Şu kadar yeterli, kalanını kesmeyi planlıyorum. Evet, şimdi geriye dönerek sayalım ve ilk kutucuğumuzu yapalım. İlk kafeste başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincir yuvasına tığımın başını doluyorum. 6. zincir yuvasına gelerek giriyorum ve buradan çıkıyorum. 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. 3 defa da ördüm ve bir tane kafeste başladım. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına, buraya bakınız, trabzanı ördüğüm yere girip 1, 2, 3. Tekrar doluyorum aynı yere. 1, 2, 3. Kafes ve 3 tane trabzanımız oldu. Aynı yeri ördüğümüz. İlk kafes ve 3 tane trabzanımız. Şimdi zincir çekmiyorum araya. Tığımın başını doluyorum ve alttaki zincirimden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2, aynı yeri örüyoruz. 3 trabzanımı aynı yuva içerisine ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum ve alttan zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün içerisine giriyorum. Dolamıştım başını. 1, 2, 3. Kalan 2 trabzanımı da buraya örüyorum. Aynı noktaya. 3 trabzan olduktan sonra hemen tığımın başını tekrar doluyorum ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye giriyorum ve bu noktaya da 3 tane trabzanımı örüyorum. Son kez birlikte yapalım. Bu sıramızda hep aynı işlemlerimizi yapmaktayız. Tığımın başını doluyorum. 3. trabzan sonrası ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. gelerek batıyorum. 3 tane trabzanı buraya örüyorum. 1, 2, ve 3. Evet, trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Bakın şu şekilde oldu benimki. Trabzanlarımı 1 yaşa uygun olarak örüp geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane trabzan grubum oldu. Kafeste başlamıştım. Kafeste yine bitiriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4.'ye gelerek batıyorum ve bir tane trabzanla tıpkı başlangıçta olduğu gibi kafeste başlayıp kafeste bitiriyoruz. Bakın zincirimiz buradan fazla, daha da fazla olabilirdi. Bunu keseceğimizi söylemiştik. Çünkü sayarak başlamamıştık. Hemen ben buradan kesiyorum. Bakınız şöyle 1, 2, 3, üçüncüden keselim. Bakın şöyle 1, 2, üçüncüden kesiyorum. Üçüncüden kestim. Şöyle açıyorum. Daha sonrasında şuradan tutup elimle de şöyle çekip sıkıştırıyorum burayı. Ve alt kısmı bu şekilde fazla zincirimizi de kestikten sonra tamamlamış oluyoruz. Üst sıraya geçelim. Bu gibi trabzanlı örgülerimizde bir sıra kafesle başlar, bir sıra trabzan, ikinci sıra trabzanla, bir sıra kafes, bir sıra trabzan. Tıpkı ben diğer parçamı örmüştüm. Bakınız yapacağımız çalışmamız şu şekilde olacak. Birinci sıramız kafes, ikinci sıramız trabzan. Kafes, trabzan, kafes, trabzan şeklinde trabzanlarımız muntazam bir şekilde devam edecek. Şöyle görelim. Birinci parçamla ikinci parçam aynı, birebir aynı olacağı için ben bir parçamı hazırladım. Diğer parçayı da bütün ayrıntılarıyla sizlerle birlikte çalışacağız inşallah. İkinci sırama başlarken 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Ve tığımın başını dolayarak hemen dibindeki şu ilk boşluğa 2 tane daha trabzanım ilave ediyorum. Kenar trabzanımla birlikte toplamda 3 tane trabzan oluyor. Yani burada da ekstra fazladan bir trabzan çalışması yapmıyorum. Zincirim ve hemen dibine 2 tane trabzan. Araya şuradaki 3 trabzanımı atlıyorum. Şu 2 trabzan grubu arasındaki boşluğa giriyorum. Ve 3 tane trabzanımı da bu noktaya örüyorum. Üçer trabzanlarımızın üzerine hiç batmıyoruz. Aralarındaki noktaya yeni üçer trabzanlarımı örüyorum. Mesela buraya örüyorum, buraya örüyorum, buraya örüyorum, buraya, buraya, hep aralara örüyoruz ve zincir çekmiyoruz. Altından giriyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer araya giriyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde aralara üçer üçer örerek ilerleyelim biraz. İkinci sıramdaki grupları örerek ilerledim ve son kafesimin bulunduğu noktaya geldim. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki başlangıcımın bulunduğu zincirden olan bölüme giriyorum. 3 tane trabzan da bu noktaya örüyorum. 1, 2, 3. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde bitirdik. Alt sırayı kafesle başlamıştık. Üst sırayı trabzanla başlayıp trabzanla bitirdik. Şimdi alt sıradaki gibi örmemize geldi şimdi sıra. Burada da yani bir sıra kafesi, bir sıra trabzanla öreceğimiz için şimdi yine alt sıradaki gibi kafesli olarak başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 tanesi şu dönüş için. 4. zincirde şöyle güzel yönelsin diye, kasmasın diye. Ve şu araya bakınız. Örgümüzü çevirdikten sonra bu araya tığımın başını doluyorum. Ve 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 1, 2, 3. Evet, 3. sıramızı da yine 4 zincir çekip kafesimizde başlattık. Ve devam ediyorum. Yine aralara bakınız. Her bir 3 trabzan arasına buraya, buraya, buraya bu şekilde sona kadar örerek devam ediyorum. 3'er trabzan, 3'er trabzan. Evet, trabzanlarımızı ara boşluklara örerek geldim. Başlangıçta kafeste başlamıştım. Bitirirken yine kafeste bitiriyorum. Tığımın başını doluyorum. 3. trabzanın tepe noktasını, yani birinci, ikinci, üçüncü, en sondaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. 3 defa da alıyorum ve burayı da kafes olarak bitiriyorum. Şöyle görelim. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekip hemen çeviriyorum. Bu araya 2 tane daha trabzanımı ilave ediyorum. 3'e dönüştürüyorum ve sonrasında bu işlemlerimizin tekrarıyla biraz büyütelim. Şöyle saymak istiyorum kaç sıra öreceğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra örelim. 11 sıradan sonra şöyle gördüğünüz gibi artık verevine kravize örmek için eksilmeye başlayacağız. 11 sıramızı tamamlayalım ve sonra yeniden görüşelim. 11 sıra trabzanımı örerek geldim. Burada da 11 sıra ördükten sonra kravizeye başlamıştım. Şu şekilde daralmaya. Şöyle önce görmenizi istiyorum. Bakınız bir tarafta hiç işlem yapmayacağız. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir tarafta ise şöyle içe doğru birer birer her sıramızda eksileceğiz. Şimdi buradan şöyle bakınız. Şu an şu şekildeyiz. Tabi bunlar bu kadar büyük olmayacak. Şöyle üstünde geleceğini düşündüğünüzde ancak bir yaşındaki bebeğimize olabilecek büyüklükte olduğunu görmekteyiz. Şimdi buraya geldim. En son kafes sırası olarak bitirdim. Bakın kafesle başladım. Kafesle tamamladım trabzanımı. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Lütfen buna dikkat edelim. Bütün kravizelerimiz aynı şekilde devam edecek. Bir yönden eksileceğiz. Diğer yönümüz aynı, böyle dümdüz devam edecek. Zincirimi çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şurada bir tane kutucuğumuz vardı. Bakınız normalde hemen buraya 3 tane trabzan örerek başlamamız gerekmekteydi. Şu aşağıdaki gibi. Burayı atlıyoruz. Buradaki üçlü grubumu da atlıyorum. Tığımın başını dolamıştım. Hemen ikinci şuradaki grubuma gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Yani burada şuraya örmem gerekeni atladım. Tığımın başını doluyorum. Hemen buraya geliyorum. 1, 2, 3. Evet, buradaki işlemimiz sadece bu kadar. Sonrasında yine aralara zincir çekmeden birer birer örerek gruplarımızı sona kadar gidiyorum ve sondan da tekrar bu yöne doğru geliyorum. Eksilmemi buradan yapmıştım ve dümdüz örerek geçtim. Hiç farklı bir işlem yapmadan son trabzan grubuma kadar ve buradan 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar eksilme yaptığım yöne doğru işlemimi başlatıyorum. Çok çok kolay. Emin olun hiç zorlanmayacaksınız inşallah. Kolay bir şekilde öreceğiz. Şimdi bu tarafa doğru ben yaklaşayım. Evet, bu uçtan başladım. Düz örgümüzün olduğu yer kenarımız ve kravize çalıştığımız yere doğru geldim. Şurası ilk eksilmeyi yaptığımız yerde 12. sıramız. Şimdi buradayım bakınız. Hemen yanı başına kadar ördüm. İlk eksilme yaptığım yere dokunmuyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum bakın. İlk eksilme yaptığım zincirin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3 defa da aldığım trabzanımı örüyorum ve buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen şuradaki bölüme örüyorum. Bakın buraya. 3 trabzanın yanındaki, yani sol tarafındaki kutucuğumuza örüyoruz. 2 ve 3. Ve düz tarafa doğru ilerliyoruz. Bakın şöyle belirli oldu. Hemen eğimimizi verdik. Diğer tarafa doğru gidelim. Oradan da bu tarafa doğru gelince yeniden görüşelim. Düz yönden kravize yapacağımız yere doğru geldim. Bakın şuradan itibaren çalışmıştım. 1, 2, 3. Şimdi sıra sonunda bir defa tığım başını doluyorum ve sıradaki zincirin altından giriyorum. 1, 2, 3 defa da trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 olduk. Şimdi 3 zincir çekerek sıramı başlatıyorum. 2, 3 tane zincir, örgümü çeviriyorum ve kravizemin ne kadar düzgün bir şekilde yukarıya doğru gittiğini görüyorum. Ve devam ediyorum. Araya hemen 3 tane trabzanın sol tarafındaki ilk yuvaya batıyorum ve bu şekilde biraz büyütüyoruz. Aynı işlemlerimi tekrar ederek yukarıya doğru devam edelim. Yeleğimizin parçasında eksilme işlemlerimizi yaparak geldim. Hiçbir problemsiz. Bakın şuradan itibaren başlamıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra eksilerek geldim. Artık 13'ten sonra eksilme yapmayacağım. Şurada görmüş olduğumuz gibi omuz kısmına doğru dümdüz devam edeceğiz. Burada da kaç trabzan grubu olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerinde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 yan trabzan grubumuzun birisi dışında kafes olduğu için 5 olmakta, birisinde pardon kafesi olanlar 4, trabzan grubu olanlar 5 olacak şekilde omuzumuza doğru ilerleme yapacağız bundan sonra. Evet, şimdi ilk omuza doğru devam edeceğimiz sıramızı yapalım. Şöyle şuradan görmenizi istiyorum. Yine kafes olarak başladım. Kafes olarak başlayınca birinci grubum, ikinci grubum, üçüncü, dördüncü grubumu ördüm. Dördüncü grubumu tamamladıktan sonra tığımın başını dolayarak şu kısma giriyorum. Ve 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 4 tane trabzan grubu oldu. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanı, yani şuradan devam eden trabzanın yanına geliyorum. Bir tane trabzan örüyorum ki bir dahaki sonra batacağımız yerimiz olsun diye. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradan itibaren örmeye başlıyorum. Zincirimi çektikten sonra hemen buraya 1, 2 ve bir tane daha örüyorum. 3 tane trabzanım oluyor. Yani burası kenardaki zincirde sayarsam 4 olacak. Aralarına giriyorum. Artık omuz kısmına doğru devam ediyoruz. Altta 4 tane grubumuz vardı. Bakınız 1, 2, 3, 4. Burada 5 grubumuz olacak. Bir sıra 4, bir kafesler 4, trabzanlar 5 olarak yukarıya doğru eksilme yapmadan devam edeceğiz artık. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın şöyle seri ördüm ama göstermek istiyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Yanına 3 trabzanımı ördüm. Sonra yine aynı devam ettim. Birinci grup, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci grubumu ördükten sonra 4 zincirimi çektim. Arkaya çeviriyorum. Birinci kafesimi ördükten sonra trabzanlarımla sona doğru ilerliyorum. Sona kadar geldim. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. En sondaki bölüme gelerek giriyorum. Ve bakınız omuzumuzu ördük. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 yukarıya doğru örerek devam edeceğiz. 3 zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Şöyle bakınız 3, bir de zincirimiz 4 olacak. Evet, bu şekilde örelim. Hiçbir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Toplamda kaç sıra olması gerektiğini de bir önceki parçamdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Toplamda 31 sıramızı tamamlayalım. Böyle artma, eksilme yapmadan bir sıramızda 5'li grubumuz, bir sıramızda 4'lü grubumuzu örelim. Toplamda 31 sıra diğer parçadaki kadar örerek tamamlayalım. 31. sıramı da örerek tamamladım. En son kafesimde bitiriyorum. Şimdi arkamız için yeteri kadar zincirimizi çekelim ve örgümüzü başlatalım. İpimi de ben buradan kestim. Her iki parçam da tamamlanmış oldu. İki ön parçamızı ayrı ayrı örerek tamamladım. Şimdi arka parçamızı öreceğiz. Benimle aynı sayıda başlamayan arkadaşlarımız ya da daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız arkayı kaç adet trabzan grubu öreceğini şu şekilde ayarlayabilirler. Kruvazenin birini üste birisini alta getirerek şuradaki kalan kısmı sayarak arkaya aynı sayıda parça örmeye başlayabilirler. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burada grubumuz vardı. 12, 13, 14, 15, 16. Bir tane de fazla örmek istiyorum. 17 tane trabzan grubu örerek başlayalım. Ve burada başlarken hatırlarsanız kafesimizle başlamıştık. Arkayı ise trabzan grubumuzu örerek başlayacağız. Şimdi ben epey uzunlukta bir zincirimi çekerek başladım. Siz de istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz ve geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Ve aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4.'ye giriyorum. 3'e özellikle batmadım. İsterseniz 3'e de batabilirsiniz. Altı rahat olsun istedim ben, kasmasın. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Aynı yere. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. Bitişte de aynı trabzan grubuyla bitecek şekilde istediğimiz sayıdaki trabzanlarımızı başlatıyoruz. Ve buradaki sayımız aynı olana kadar, yani aslında çok aynı olmasın, 2 tane eksik kalana kadar örelim. Orada bir yaka oyuntusu açalım ki yakamız enseyi sürtmesin. Şimdi ben sona doğru geleyim, sonu da birlikte yapalım, yeni sıraya da başlayalım. Daha sonrasında siz önceki parçalarımız kadar örmeye devam edersiniz. Trabzan gruplarımı örerek geldim. İstediğim trabzan sayısına ulaştım. Ve burada fazla zincirim var. Fazla zincirimi trabzanda bitireceğim için hemen şuraya geliyorum. 3 tane geriye ve buradan kesiyorum. Kestim. Öncesinde şöyle bir tane alıyorum. Yaklaşıyorum. Bunu şuradan tutarak sıkıştırıyorum. Tırnağımla da ittirdikten sonra bakınız burada en sondaki zincire batmış bir görünüm alıyor. Burada trabzan grubuyla başlamıştım. Trabzan grubuyla bitirdim. Üst sırada kafesimizde başlıyoruz. Ve ön sayısından 4 tane zincirimi çektim. Ön sayı sırasından, yani tamamı bitmişinden 2 sıra eksik olana kadar bu sırada örelim. 4 zincirimi çektim. Hemen araya giriyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz aralara giriyoruz yine. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Tıpkı diğer gruplarımı ördüğüm gibi örgümü devam ettiriyorum. Hemen burada bir başlangıcı yapalım. Sonrasında sizler arkamızı tüm parça halinde herhangi bir oyuntu yapmadan örün. Sonrasında görüşelim. Omuzumuzu kesmek için. Evet, dümdüz örüyorum. 2 ve 3.'yü de tamamlıyorum. Arkamı da bu şekilde başlattım ve devam ediyorum. Evet, ölçülerimi tam olarak örerek geldim. Omuzumun bir tanesini 2 sıra olarak ayırdım. Diğerini de sizlerle birlikte ayıralım. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sıra ördüm. 30 ve 31'i omuzumun tekini ördüm. Diğer omuzumuzu sizlerle birlikte örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kaç tane trabzan grubu olduğunu şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan grubu, bir tane kafesimiz var. Ona göre hesaplıyoruz ve buradan başladığımız için ara boşluğu bırakıyorum ve buradan hesap ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane gördüğümüz gibi trabzan grubu ve bir tane de kafesim olduğu için kafesimi de şuradan başlatıyorum. Bu şekilde geriye dönük sayıp yapabilirsiniz. Şuradan başlamayalım. Her zaman için buradan, ortadan başlamamız gerekmekte. Buradan başlayıp geldiği için, yani örgü yönünün düzgün olması için. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. ipimi şöyle yan tarafa alıyorum ve hemen ilk kafesimi yapıyorum. Birinci kafesimi, ikinci, sona kadar gelelim. Kafesimizde başladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan grubumu ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Ve boşluklara yine trabzanlarımızı örerek sona kadar geliyoruz. Ve bu artık bizim arka gövdede öreceğimiz son sıramız. Şimdi bu sıramızı da tamamladıktan sonra birleşme işlemine başlayacağız. Ve kenar lastiğini öreceğiz sizlerle. Kafeslerimin içerisine girerek trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şurada ipim takıldı, alıyorum. Evet. Son örüyorum. 2 ve 3. Evet, omzumu da tamamladım. Bu şekilde diğer omzumuz ve ara boşluğumuzu şöyle görebiliriz. Şöyle bakınız, her iki omzumuz, aradaki ceketimizin ya da yeleğimizin her ne olarak kullanacaksanız, burası ensemiz için boşluğumuzu görmekteyiz. Şimdi ipimizi buradan kırmayalım, birleştirmeye başlayalım. Şöyle ters olacak yüzünü bırakıyorum. Şöyle alıyorum. Bakınız, düz yönü. Evet, şu şekilde alıyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Şöyle zincirimi çekip sıkıştırıyorum ve alıyorum. Bakınız, ters yönler birbiri içerisine bakıyor. Düz yönler dışarıda. Hemen omzumun ilk trabzanın bulunduğu yere gelerek batıyorum ve geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki kalan ipimizi de tabii şöyle içeriye alırsak hem görüntümüzü kapatmaz hem de daha güzel duracaktır. Bunları tabii daha önce temizleyebilirsiniz ya da daha sonra da yapabilirsiniz. Ben şu an önümüzde görülmesin diye. Evet, 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen ilk araya giriyorum. Şöyle bakınız, karşılıklı şu araya giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Şöyle tutuyorum. Bakın, buradan alıyorum. Şuradaki tam ortaya batıyorum. Çünkü burada 4 tane bırakmıştık. Burada da 5 bıraktığımız için bu arayı dengeleyeceğiz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu aradan giriyorum. Bakınız, buradan şu trabzanıma kaydırarak hem de büzülmesini engelliyorum. Giriyorum aradan, bu tarafa geçiyorum. 1, 2, 3. Şimdi en son boşluğa geldim. En son boşlukta her ikisini de birleştiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra kopartıyorum. Bu şekilde bakınız, üstte kalmasının hiçbir mahsuru yok. Tabi dilerseniz şöyle de birleştirebilirsiniz. Yani bu tarafı da düz olarak kullanabilirsiniz. Hangi taraf hoşunuza gittiyse, ben üstte kalan kısmı kullanmak istiyorum. Diğer omzumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayacağız. Birleştireceğiz. Güzelce ayarımızı yapacağız. Çünkü bir tanesinde bir fazla olduğu için o bir de biraz geri çekerek ayarlama yapacağız. Kol boşluğumuz için yanlardan birleştirmeye başlayalım. Şöyle kol boşluğumuzu ayarlayacağız. En uç kısımdan başlıyorum. Burada birebir çalışalım. Hemen ara boşluğa giriyorum. Diğerinin ilk battığımız yere girelim. Diğer tarafında ilk ördüğümüz yere giriyorum. İpime de bir tane zincir çekip düğüm atmıştım. Buradan geçiyorum. İplerimizi daha sonra gizleyelim. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve geçiyorum. Bakınız, önce şu ilklere batalım. 1, 2, 3. İkinciye giriyorum. İsterseniz bir tane daha az zincir çeksek sanki daha güzel olacak. 2 çekelim. Hepsine batacağımız için 2. Bakın birlere giriyorum. 1, 2 tane zincir. İkinci trabzanda ikinci trabzanı alıyorum. 1, 2. 3 gereken yerlere 3 yaparsınız. 1, 2. Alıyorum. Karşılıklı bakınız, bir tanesi trabzanlı, bir tanesi kafesti. Şöyle akışkanlığı olsun diye. Hani her ikisi de boşluğa gelmesin diye. Bir kafesten bir trabzandan alıyorum. Gerekiyorsa 3 tane de zincir çekebilirsiniz. 1, 2. Yeterli kol boşluğu kalana kadar bu şekilde ben birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle yandan bakın, gayet güzel olmakta. 1, 2 tane zincir. 1, 2. Devam ediyorum daha. Yeterli değil çünkü. 1, 2 bakalım. Daha yeterli değil. Evet, birazcık daha devam etsek güzel olacak. Evet, yeterli ölçü olana kadar ördüm. Bu kadar kalması yeterli. Birleştirdiğimiz sırayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. sırada birleşmeyi tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kestik ve bu tarafın hem omzunu hem de yan gövdeyi birleştirdik. Şöyle de bakınız, kol yuvası bıraktık. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde hem omzumuzu hem de yanlarımızı aynı sayıda birleştirelim. Daha sonra kenar lastikleri için yeniden birlikte olalım. Birleştirme işlemimizi yaptık. Kollarımızı ayırdık. Şimdi kenar lastik çalışmasını yapmaya başlayabiliriz. Tamamını lastiğimizle çalışacağız. Önce bir tane zincirimi çekiyorum. Tığıma düğümümü attım ve şuradan başlıyorum. En alt kısımdan başlıyorum. İpimi şöyle yan tarafa yatırıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Toplamda 3 oldu. Hemen yandakine giriyorum. Yine iplerimi alttan gizliyorum. 1. Tek seferde çekiyorum. 2 ve aynı yere bir daha giriyorum. 3. İpimi şöyle gizliyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, aynı yere giriyorum. 2 ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 ve 2. Bütün yuvaları başını dolayıp ikişer ikişer batıyorum. Eğer biraz fazla uzun trabzanınız varsa gerekiyorsa 3 defa da tekrar yapabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Yeterli olmakta. 2. Çok da sıkıştırmıyorum ben. Sizler de sıkıştırmazsanız, şöyle elinizi rahat tutarsanız daha güzel sonuç alırsınız. Bakın böyle olan, kruvaze olan bölümlerimize geldim. Yine burada da ikişer ikişer örüyorum. Tabi gerekiyorsa lütfen şöyle bakıp bir tane fazla ördüm. Araya 3 örmekten çekinmeyelim. Özellikle kruvaze alan birazcık daha fazla kasacağı için orada 3.'ü ihmal etmeyelim arada. Gereken yerlerde. Bakınız, ikinci kez 3 yaptım. Ve bundan sonra düze geldim. İkişer ikişer yeterli olacaktır. Yukarıya kadar geldim. Omzumun bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Omzumdayım tam. 2 defa ördüm. Tığımın başını doluyorum. 3. bir kez daha giriyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Arka tarafa geçtim. 2 yapıyorum. Yine ikişer ikişer örüyorum. Ve hemen bakın şuraya bir tane giriyorum. Burada omzumuz için 2 sıra yükseltimiz vardı. Şurası ense boşluğumuz. Buraya hemen bir tane girdim. Fazla batmıyorum. Ve şu üzerlerine girmeyelim. Aradan alalım. Birer birer araya girip alalım. Bakınız araya. Her birisinin arasına birer birer batıyorum. Trabzan arasına giriyorum. Şöyle bakınız, tam boşluk araya. Ve bu enseyi de bu şekilde aralardan yeni trabzanlarımıza çıkararak örüyorum. Şu araya da girdim. Şöyle bakın, şu şekilde oldu. Tekrar diğer önümüze doğru geçmek üzereyiz. Bakınız, hemen şuraya batıyorum. Bir tane battım. İki de yan tarafa. Diğer iki de bu tarafa. Yine ikişer ikişer, gerekli yerde ise 3 defa omuzumuzun birini 3 birini 2 yapalım. Evet, öne doğru geçtim. Gördüyseniz bakınız arkamızı tamamladım. Omuzumuza geçiş yaptım. Buradaki 2 sıramı ördüm. Şimdi önümüzü diğer önümüzde yaptığımız çalışma gibi 2-2 gerekli yerlerde kasıyorsa bir üçüncüyü de batalım ve aşağı kadar gelelim. Kenarlarımızın tamamını tığlayarak geldim. Şimdi alt kısımdayız. Bakın, bir uçtan başlamıştık. Hiç ipimizi kırmadan bütün kenarlarımızı tığlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakın, en alttayım. 2 defa girdim. Burası dönüş olduğu için 3, 4 defa girdim. Bakınız 4. Tığımın başını doluyorum. Tam bu toparladığım ilmek çıktığım yere de bir tane giriyorum. Ve aralara bir 2 ilmeğimi çıkardığım yere yine 3 1 2 trabzanlarımı toparladığım yere üçüncüyü batıyorum. 2 tane aralara bir trabzanımızı çıkardığımız yere örerek başladığımız şu noktaya kadar gelelim. Yani yeleğimizin uç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktamıza kadar örerek geldim. Bakınız, şuradan yandan başlamıştık. Krovize olan bölümden. İkinci sıramıza geçmek için artık hazırız. Şuradaki birleşmeyi de birlikte yapalım. 2 defa örüyorum ve burada ilk zincirden çektiğim yere şöyle görün. Zincirden çekmiş olduğum yere tığımın ucunu girdiriyorum. İpimi alıp aradan geçiriyorum ve birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum ve üzerine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra aşağıdaki örmüş olduğumuz yerlere birer birer batalım. 1 2 3 1 2 3 sırasıyla gidiyorum. Bakınız, lastiğimizin bu ilk trabzan sırası olacak. Bu şekilde birer birer batıyorum. Yalnız şu aşağısının sık olan yerler varsa, eğer potluk oluşacaksa bir tane de arada bir atlayabilirsiniz. Bakın, bu şekilde örerek devam edelim. Buradan başlamış olduğumuz trabzanlarımızı uç noktaya kadar bütün kenarlarımızı örerek geldim. Yine bakınız aynı yerdeyim. Şimdi 2 tane aynı yere batarak ördüm. Bir tane daha batıyorum ki buradaki dönüşümüz güzel olsun, toparlanmasın. Şöyle bakalım. Bir tane daha yapalım, hatta sanki bir tane daha ancak kurtaracak. Bir yere 4 tane trabzanımı ördüm ve başlangıçtaki zincirimin bulunduğu yere giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın, hiç fazlalık olmadı. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Evet, kapak kısmımızı tamamladık. Bu şekilde bir sıra trabzanlarımızı örmüştük. Bir defa alıp başını doladığımız bir sırada diğer trabzanımızı ördük ve tamamladık. Şimdi şöyle kapak kısmımız yukarıda kalıyor. Bakınız bu tarafımız. Diğer tarafta aşağıda. Bu kroşe yeleklerde. Buradan gelen ilik çalışması ve burada bulunan düğme çalışmasıyla devam etmekte ki burasında bir düşüklük, sarkıklık olmasın ve bebeğimizin kilosuna göre yeleğimizin muntazam durması için ayarlama yapmamız gerekmekte. Onun için bir tane ilik ve bir tane düğme çalışmamız olacak burada. O da çok kolay bir şekilde ayarlamasını yapacağız. Bakınız, bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve buradaki ayarlamamı neye göre yapıyorum? Şurada eksilmeye başladığım yere göre çalışıyorum. Aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. sıra, yani şurada bizim bir tane, yani 12. sıraya da koysak olur. Şurada bir tane düğmemizin olması gerekmekte. Şöyle basit gösterişsiz bir düğme dikebiliriz. Bebeğimizin de karnına yük etmeyecek. Şu ince bir düğmemizden ayarlayabiliriz. Hemen Bunun karşılığına gelecek şuradaki dikişimizin olduğu yeri, yani bağlantımızın olduğu yere ise ilik çalışmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen şuraya bağlantımın bulunduğu yere giriyorum. Hatta bağlantımdan şöyle alıyorum. Bağlantımdan almayayım. Trabzanımı kendinden alıp bağlanıyorum. Ve buraya 20 kadar zincirimi çekiyorum ki buraya rahatlıkla ulaşabilecek uzunlukta olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle yaptığımızda gayet rahat ulaşım olduğunu gördük. Geriye dönüp trabzanımızı örmeye başlayalım. İlk burada bir ilik yeri ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6, bakınız. 7.'ye batıyorum. Şurayı düğmemizi takacağımız yer olarak kullanacağım. Sonrasındaki trabzanlarımı ise birer birer zincirimin üzerine örüyorum. Eğer oradaki bol olursa birazcık daha geriye çekmek isterseniz şu şekilde ayırdığımız zaman oraya dikeceğimiz düğme rahatlıkla olacaktır. Şimdi zincirimi çektiğim yere kadar geliyorum. Son zincirime kadar trabzanlarımı örerek geldim. En son zincirimi ise bakın şu şekilde birleşme noktasındaki trabzanlarımdan bir tanesinin altından şöyle giriyorum. Şöyle yandan da girebiliriz. Görünmeyecek şekilde girelim ve buraya bağlayalım. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Tam karşısına denk gelecek yere ise düğmemi dikiyorum. Şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. Düğmemizi de buradaki iplerimizi tabi her zaman olduğu gibi yine gizleyeceğiz. Şöyle düğmemizin bulunduğu yere kadar rahatlıkla ulaşmış olacak. Belimizin kuşak kısmını da çalışmaya başlayalım. Yine sayıyorum, bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Buradan eksilmeye başladığımız yerden itibaren kuşak çalışmamızı yapmamız gerekmekte. Daha büyük ören arkadaşlarımız, daha küçük ören arkadaşlarımız nereden eksilmeye başladılarsa oradan çalışmayı başlatsınlar. 5 tane trabzan üzerinden çalışmamıza başlayalım. Bakın şuradan başlıyorum. Giriyorum. 2 zincirimi çekiyorum. İpimi yan tarafa alıyorum. Tığımın başını dolayıp aynı yere bir tane daha batıyorum. Bakın aynı yere bir tane daha battım. Zincirimle birlikte 2 oldu burası. Ama tek sayacağız. Lütfen buna dikkat edelim. Kuşağımız güzel olması için. Bu 1. Yanındakine batıyorum. 2. Başını dolayıp çekiyorum. Bakınız. Yanındaki başını doluyorum. Çekip 3. Başını doluyorum. 4. Başını dolayıp çekiyorum. 5. ve son trabzanımı ördüm. 1.'ye zincir çekmiştim. Aynı yere batmıştım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu 1 diye sayıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Bakın ikinci sıramızı da aynı şekilde başlatıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayıp kendi dibine batıyorum. Bakınız kendi hemen dibine batıyorum. Hem zincirimi hem trabzanımı 1 olarak sayıyorum. Yanındaki 2, yanındaki 3, yanındaki 4, en sondaki bakınız hem zincir hem trabzanın bulunduğu yer arasına giriyorum ve bunu 5 olarak sayıyorum. Tekrar 1-2 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bakın bu şekilde muntazam oluyor. Tığımın başını dolayıp bu zincirimizle birlikte aynı yere batıyorum. Bunu 1 diye sayıyorum. Zincirimi ayrı, trabzanımı ayrı saymıyorum. 1, 2, 3, 4 ve son araya giriyorum. Zincir ve trabzanım arasında 5. Bu şekilde yeterli ölçü olana kadar örelim. 5 tane trabzanımızdan tek seferde dolayıp örelim. Bağ kısmını örerek tamamladım. Şimdi aynı şekilde bunun tam karşısına denk gelen yere de yine bir bağcık çalışması yapıyoruz. Sayı olarak aynı nereye yaptıysanız birebir karşılığında şöyle bıraktığınızda zaten belli olacaktır. Karşılığında gelen yere işaretinizi koyup hemen başlayabilirsiniz. Ben işaretimi bıraktım buraya ve hemen başlamak istiyorum. Birleştirmeyi yerimizden başlıyoruz. Birleştirmeyi dıştan yapmıştık. Bakınız oradan başladım. İpimi alıp sabitledim. Bir tane daha girip şöyle sabitleme işlemini yaptım ve bir zincir çektim. İpimi gizliyorum. Başını doluyorum. Şimdi aynı yere batalım. İlk öncekini aynı yere batalım. Bir olarak hesap edeceğiz bunu. Bir. Zincirimizi saymıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 defa girdim. 1, 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayıp hemen dibine batıyorum. Ve tek seferde yine çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane ördüm. Tekrar 1-2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Zincirimin hemen dibine batıyorum. Zinciri saymıyoruz asla. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hem trabzan hem zincir arasına girerek örüyoruz. 1-2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum ve bu şekilde yeterli ölçü olana kadar örüyoruz. Bağcıklarımızı bitirdikten sonra kolumuzu sizlerle birlikte çalışalım. Bakın bir tanesini ben çalışmıştım. Böyle karpuz kol çalıştım. Çok abartılı bir karpuz değil. Normal bir karpuz kol oldu. Bunu nasıl çalıştım? Bakınız aşağıdan başladım. Şuradan. 1, 2. Boşluklara batıyorum. 3, 4. Bakın boşluklara battım. 5. Boşluğa battım. 6. Boşluğa battım. Bakınız. 7. Sonrasında... Bakın hem trabzana hem boşluğa. Bakın 1 trabzana battım. Bakın önce boşluğa battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ondan sonrasında yine hep boşluklarımıza batarak ördüm. Burada tam tepe kısmında kolumuzun yukarıya yükselen kısmında hem trabzan bölümüne hem de boşluk bölümüne batarak çalışmamızı yaptım. Şurada şöyle daha güzel görünmekte. Bakın trabzanımız, boşluğumuz şeklinde başladık. Şimdi alttan başlayalım ve bu şekilde ilk sıramızı kuralım. İlk sıramızı kurduktan sonra aynı işlemlerimizin tekrarıyla devam edeceğiz. Hiç farklı işlem yapmayacağız. Sadece burada ayarlamamızı yapacağız. Diğer kolumuzu hemen başlatalım. Kol altından başlıyorum. Şöyle bakınız. Hemen şuradaki yandan bakınız. Bir diğer tarafta var. Burada var. Giriyorum. İpimi yana doğru alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Boşluklara örüyorum. Bakınız. Benimle ölçünüz aynıysa aynı yapabilirsiniz. Değilse göz kararı ayarlama yapabilirsiniz. Yukarıya doğru sıklaşacağız. Sonra yine araya zincir çekmeden sadece kafeslerin içerisine üçer trabzanlarımızı örüyoruz. Yukarıya doğru omuzun birleştirme noktasına doğru geliyorum. Diğer kolumu daha önce ördüğüm için bu tarafında birebir aynı olması gerekmekte. Onun için sayacağım şimdi, sayımızı tutturacağız. Evet, şimdi kaç tane örmüşüm? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kafesi ördüm. Hemen diğer tarafın koluna bakıyorum. Kaç tane örmüşüm hemen. Oradan başlıyoruz. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 ördüm. 6'yı örmüşüm. 6'dan sonra başlamışız. Şimdi bir tane daha öreceğim kafese. Ondan sonrasında hem kafes hem trabzan sırası olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. örüyorum. 1. Evet, şimdi hep kafeslere kadar ördük. Gördüğünüz gibi 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kafesimizi ördüm. Bundan sonrasında yukarısının dökümlü olmasını istediğimden dolayı hemen bakın trabzanı yanından giriyorum. Buraya yeni bir grup oluşturuyorum. 2 ve 3. Hemen yanındaki kafese giriyorum. 2 ve 3. Hemen yanındaki trabzandan bir kat alıyorum. Üçerli grup, üçerli grup buralara örüyoruz kolumuzun dökümlü olması için. Ve yine giriyorum. Tam birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. 2 ve 3. Diğer tarafa geçiyorum. 1. Bakın diğer tarafa kadar kaç tane ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubu yan yana ördüm. Diğer tarafta da aynı 5 tane grubu yan yana öreceğiz. Bu birinci grubumuz. Sonrasında sadece kafesleri öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubumu yan yana ördükten sonra bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. İlk başlangıçtan itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burayı omzumuzun tam üstünde böyle kıvrımlı, dökümlü olmasını istediğimiz bölümümüz olacak. Şu kısım balon olacak bölümümüz. Daha sonrasında tığımın başında oluyorum. Sadece kafeslerimi örmeye başlıyorum. Artık trabzan üzerine örmüyoruz. Kafeslerimize girerek başlangıç yerime doğru ilerliyorum. Başlangıç yerime kadar geldim. Şimdi başladığım yere girip tığımın ucunu girdirip ilmeğimi geçiriyorum ve buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Buradan düz yönden örmüştük. Şöyle arkaya çeviriyorum. İçinden öreceğiz. Bir ters, bir düz yön öreceğiz ve modelimizin gövde kısmıyla farklı düşmesini sağlayacağız. Farklı düşmemesini sağlayacağız. Hepsi düz yönden örersek düz olur ama burada bir ters bir düz yönden ördüğümüz için kolumuzda da aynı şekilde bir ön yüzden bir arka yüzden çalışacağız. Evet, şimdi arka yüzden örüyorum. Ve bu görmüş olduğumuz aralara üçer üçer trabzanlarımızı örüyoruz. Yan yana ördüğümüz bölümlere geldim. Yan yana ördüğümüz bölümlerde de yine 3-3 ayıracağız. Şöyle bakınız. Hepsi yan yana gibi görülmekte. Grubumuzun 3 arasına giriyorum. Ve bundan sonra herhangi bir artma işlemi yapmıyorum. Aynı gördüğümüz gibi grup aralarını örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve bir ön yüzden bir arka yüzden yeterli kol ölçüsü gelene kadar örüyoruz. Bakın aralara üçer üçer girmekteyim. Evet, diğer kolumuzu sayalım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıramızı örelim. 10 sıra ördükten sonra şuradaki trabzanlarımızı örüp arasına da zincir örüp şu şekilde bir güzellik kattım. Şimdi 10 sıra trabzanımızı örelim. Kolumuz için 10 sıra örerek geldim. Şimdi en son düz bir sıra örmemiz gerekmekte. Böyle manşet görüntüsünde olan atıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi düz yönden örmeye başlıyorum. Araya girmiyorum. Direkt diğer trabzanımın tepesine batıyorum. Artık trabzan tepelerini örüyorum. İkinci trabzanımı ördüm. İlk trabzan grubunun hepsini ördüm. Şimdi ikinci trabzan gruplarının ortadakini örmeyeceğim ve biraz kolumuzun daralmasını sağlayacağız. Örmüyorum. Diğerini örüyorum. Örüyorum. Bakınız. Hepsini örüyorum. Bir grubu örerken bir gruptan bir tane atlıyorum, diğerine geçiyorum. Biraz toparlanmasını sağlıyoruz bu şekilde. İsterseniz daha sık da atlayabilirsiniz, daha toplu isterseniz ve örerken birazcık sıkı tutun elinizi, gevşek olmasın. Tam ortadakine atlarsak o zaman daha güzel olmakta. Ara açılmıyor. Bakın ortayı yeniden atlıyorum. Şu şekilde toparlanmasını, yani biraz toparlanmasını sağlıyoruz. Başlangıç yerimize kadar bir grubu örelim. Bir grubu atlayarak gelelim. Tabi isterseniz daha sık da atlama işlemini yapabilirsiniz. Bu bizim son sıramız olacak. Trabzanlarımızın üzerine batarak bir sıra ördüm. Şimdi başlangıç yerime geldim. İpimi araya soktum. Bir tane de zincirimi çektim. Ve ipimi buradan kesiyorum. Alt tarafa gizliyorum. Evet, sonra daha kapsamlı gizleme işlemimi yaparım inşallah. Evet, şimdi diğer kolunda bakınız, zincirimi çektim, aralarından geçirdim, şu şekilde bir tane de fiyon katarak kol altında birleştirdim. Yeteri kadar, yaklaşık 30-40 santim, yani 30'dan fazla ördüm. Zincirimizi çekiyoruz. Normal zincirimizi çekelim. Epeyce bir uzunlukta. Evet, zincirimi çektim. Hemen hemen şöyle bir baktığımda 40 santim kadar zincirim oldu. İpimi buradan kesiyorum. Zincirimiz yeterli. Sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Yine bu iplerimizi de uç kısımdan keseceğiz. Şimdi burada yapacağımız işlem, diğer kolda aralarından geçirmiştim. Bakınız, trabzanımızın şöyle 3 tane örüp bir tane ara boşluğu vardı. Bunda da aynı işlemimi yapıyorum. Kol altımdan başlıyorum. Çünkü kol altımda ben toparlamayı uygun gördüm. Şuradan başlıyorum. Bir tanesi, bakınız, trabzanımızın bir üzerinden, bir altından geçiriyoruz. Şöyle ikiye büktüğümüz zaman daha güzel olmakta. Bütün trabzanlarımızın içerisinden bu şekilde geçirelim. Bir üzerinden, bir altından başlangıç yerimize kadar gelelim. Zincirimin tamamını geçirdim. Şu şekilde büzdüm. Buradaki büzgü işlemini ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bakınız, iplerimizi şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve buradan düğümümü atıyorum. Ben fiyonk şeklinde şöyle güzel bir düğüm atarak tamamlıyorum. Sizler de eminim daha güzel bir şekilde tamamlayacaksınız. Yeleğimizin süslemelerindeki kelebeğimizi çalışmak için önce zincirimizi çekelim. Bir tane düğümüm atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum ve birinci zincir yuvası içerisine giriyorum. Ve üzerine 1, 2, 3 tane yeni zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 defa da ördüğüm trabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra yeniden bir dolayıp içeriye giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle kelebeklerimizi alalım, dalgalanma olmasın. Ve yeniden hemen zincir çekmeden 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 trabzanımı ördükten sonra araya 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. Bir dolayıp 3 defa da aldım. Yan yana 2 trabzanımı ördükten sonra tekrar 1, 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. Toplamda 8 grup olana kadar 2 trabzan, 2 zincir işlemimizi tekrar edelim. Trabzan gruplarımı ve zincirlerimi örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ikili grubumu ördüm. Son olarak 2 tane de zincirimi çektim. Birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına şöyle girip batıyorum ve bir tane de zincirimi çektikten sonra kelebeğimin orta kısmını hazırlamış oluyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim ve şöyle ilmeğimden ayırıyorum ve buraya düğüm atıyorum. Üzerine hangi rengi çalışmak istersek, bakınız, beyazla mavi ördüm, maviyle pembe ördüm. Tekrar mavinin, pembenin yerleri değişik, yani farklı farklı tek renk olarak ördüm. Nasıl isterseniz şöyle pastel renklerle üzerine de bir sıra daha öreceğiz. Şöyle çok uçuk bir sarı rengimi kullanmak istiyorum. Bunun için de 2 trabzanımın arasına giriyorum. Bakın, ipimi burada koparmıştım. İpimi kopardığım yerin daha farklı yerinde 2 trabzanımın, zincirimizin değil, bakın, 2 trabzanımın arasına giriyorum. Ve buraya bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Ve tığımın başını dolayarak 2 zincirin bulunduğu yere giriyorum. 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı ördüm. 5. trabzanımı tamamladıktan sonra 2 tane yan yana olan trabzanımın arasına batıyorum. Sık iğnemle. Şöyle, bakın, çiçek gibi oldu. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 zincirin bulunduğu yere 5 tane trabzan örüyorum. Bir doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı ördüm. Hemen 2 tane trabzanın arasına geliyorum, sık iğnemle buraya batıyorum ve yeniden tığımın başını bir defa doluyorum. 2 zincirin bulunduğu yere 5 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde bütün 2 zincirlerin içerisini 5'er trabzanla dolduralım. 5'er trabzan, 2 trabzanın arasına da bir sık iğne ile bütün 2 zincir olan bölümlerimi doldurdum. Şimdi başlangıç noktamın yanındayım. Hemen 5. trabzandan sonra gelip araya batıyorum ve buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle tam ortalayarak 2 tane bu tarafa, ön yüze, yani 4 bırakmış oluyorum. 4 trabzanlarımı bu şekilde ayarladım. Şöyle görelim, bakın 8 zincirimi çektim, ipimi aldım yukarıya. 2 tane burada, 2 ön yüzde, 2'şer de tabii arka yüzde. Arkadan şu şekilde zincirimi kıvırıp dolaştırıyorum. Önden tekrar batmak için hazırlıyorum. Bakın şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Zincirimiz şurada. Uslandı, hemen düzeltelim. Zincirimiz burada ön yüzde. Bunun çevresini dolaştıracağız. Bakınız şöyle arkadan alıyorum. Tekrar şöyle dışından ön yüze getiriyorum. Şöyle sıkıştırarak. Ve buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şuradaki diğer taraftaki arkadakine batarak ilmeğimi geçirip bir tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. İpimi kestim ve kelebeğimizi tam ortadan bu şekilde görmekteyiz. Bakınız her iki yönüyle şu ara zincirimizi dolaştırdığımız böyle elimizde düzeltelim ve düzgün şekil almasını sağlayalım. Şimdi beyaz renkli ipimle bir de anten çalışması yapalım. Şöyle şu gördüğünüz gibi bakınız antenimizi. Antenimiz çok kolay. Beyaz renkli ipimi alıyorum. Uç kısmına düğümümü atıyorum antenimiz için. Sonra aynı düğüm yerine bir tane daha düğümümü atıyorum ki burası biraz güçlü olsun. 3. kez atıyorum. 3 defa düğümümü attım. Ve şöyle biraz ara açıyorum, ara veriyorum. Buraya da yeniden bir düğüm atıyorum. Antenimizin diğer ucunu ayarlıyoruz. Ara mesafesi de bu kadar. Bakın 3 parmak. Yine aynı yere bir tane daha, aynı yere 3. kez düğümümü atıyorum ve şöyle 2 tomurcuk gibi oluşturuyorum. Makasımla hem bu ucu hem de diğer ucu temizliyorum. Her iki yönü de kestim. Bakın sadece düğümlerimin olduğu bölümler kaldı. Şimdi ördüğüm kelebeğimi alıyorum. Şuradaki zincirimin altından tığımı geçiriyorum ve şu şekilde bir tanesini geçiriyorum. Bakın şöyle. Ve buraya bir tane de düğümü tekrar atarak sabitlersek çok sağlam bir kelebek anteni olacak. Bakın ne kadar kolay ve şık oldu. Evet, kelebeklerimizi de arka arkaya dizerek çok güzel bir görünüm almasını sağladım bluzumuzun. İster yelek ister bluz olarak giyilebilir. Nasıl kullanmak isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.